Biraz daha iyi misin ablam? Gel kızım, böyle dur. Dünya berbat ederiz. O kadar merak ettim sizi. Rahatladın mı biraz? Kızım, kaç gündür yemek yemiyorsun. Miden ağrır da bulanır da. İstersen ben sana o sevdiğin çorbadan yapayım ha. Rahat edersin. Yok istemem anne. Olmaz abla böyle. Bir şeyler yemen lazım. Çok mu umrunda? Ya o kız kocamı elimden almaya çalışıyor. Sen bana hala o kızı savunuyorsun. Ne yapmamı bekliyorsun? Duyduklarım doğru mu Kemal? Anne sen de başlama Allah'ını seviyorsan. Kemal tamam. Hadi sen Zührane'yi eve götür dinlensin. Hem Eylül'de yalnız kalmaz. Çorbayı ben yaparım. Zührane hadi. Tamam. Ben bir Eylül'e bakıp geleyim kızım. Sen merak etme. Önce bir nane limon kaynat olur mu? Tamam. Bir şey olursa ararsınız. Ararız. Anne. Ne olur bana Ferman'ı bulun. Konuşmam lazım onunla. Ne olur bulun. Tamam kızım. Hadi Saflıcığım. Behlül mektubu kız arkadaşından alıp Oktay'a verecek. Oktay alır almaz Sunay'a gidecek. Ben de onu enselemek için orada olacağım. Umarım Sunay'ı ciddiye alırlar. Yok yok, ciddiye alacaklar canım. Herif ruh rahatsızı falan da Sunay'ı merak edecektir. Kaç senedir kızını göstermiyor. Ben ne yapacağım peki? Sen Nebahat'in evine gideceksin. Behlül orada bekle. Oktay Sunay'a gelmezse Behlül bizi Oktay'a götürecek, tamam? İyi. O zaman ben Behlül'ü kaçırmadan bir an önce gideyim. Bana bak, telefon açık olsun. Ya merak etme. Neredesin sen çocuk? Buradayım dayı. Buradaymış. Ne şirkete geliyorsun ne toplantıya. Baba, Tunç'la bir proje üzerine çalışıyoruz. Onu konuşuyorduk. Evet, hatta ben şu anda toplantıya yetişemezsem bu proje iptal olacak dayı. Hadi görüşürüz. Ne toplantısıymış bu? Ya şimdi araştırma durumumuz baba. Sonra konuşuruz. Osman Bey. Aa, gitmiş Osman Bey. Babam dışarıda Nezir abi. Ha. Cüneyt. Oğlum Mavişim'den haber var mı? En kısa sürede bulacağım Nezir abi. Oktay'ın izini sürüyorum. Kurban olayım evladım. Bul kimsesizi ya. Aklıma bin türlü şey geliyor. Kim bilir garibim ne haldedir şimdi benim. Sen hiç merak etme. Neyse. Ben cüzdanımı alıp çıkayım. Allah, sen benim Mavişimi esirge ya Rabbim. Ferman Bey, bu size kaçıncı mesajım? Telefonunuzu açınca lütfen arayın. Hala bu adamı niye arıyorsun sen? Sen beni mi dinliyorsun? Çık odamdan. Çık dışarı. Bana bak. Yoksa düşündüğüm gibi mi? O adam seni kullandı mı? Ya sen hasta mısın? Kes sesini. Annem büyük bir şey var sanacak. Hem sen kimsin ya? Ha? Kimsin? Sana ne? Sana ne ya? Benimle doğru düzgün konuş. Sen önce doğru düzgün bir adam ol. Ben belki o zaman seninle konuşurum. Şimdi çık dışarı. Oldu değil mi? Teslim ettin kendini o adama değil mi? Sırf 3 kuruş parası var diye. Ne diyorsun sen be? Sakın. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı, çık dışarı. Ne oluyor burada ya? Şey. Yok bir şey ya. Ablacığım ne oldu, iyi misin sen? Bir şey olduğu yok. Durduk yere bağırıyor hanımefendi. Kendisine iyilik yapmaya da gelmiyor, yaranamıyoruz. Tamam anne. Sen çık. Ben daha sonra gelirim. Hayır efendim. Bana bak. Senin kimseye bağırmaya hakkın yok. Niye bağırıyorsun kız sen Berat'a? İyilik de yaramıyor değil mi? Dün senin için ne kadar uğraştı bu çocuk, haberin var mı? Özür dile. Özür dile dedim, çabuk. Hayır.
Hayır anne. Özür falan dilemeyecek. Görmüyor musun kız ne halde? Ne olur dışarı çıkayım. Özür dileyecek dedim. Sen de yanında olma şu rezilin bu kadar. Özür dile. Özür dilerim. Neyse anne ya önemli değil tamam. Hadi geçelim içeri. Bana bak. İnsan gibi davranmayı öğren yoksa karışmam. Tamam ablacığım. Geçecek. Merak etme sen. Düzelecek her şey. Baktıkça para artacak sanki. Bittim ben. Nereden bulacağım o kadar parayı? Alo Nedim. Eylül ben, ne haber? İyiyim iyiyim. Ya kusura bakma rahatsız ettim ama bu aralar biraz nakde sıkıştım da. Zühre ben çıkıyorum. Haftaya çok geç olur. Anlıyorum. Anlıyorum. Bir şekilde hallederim ben. Sağ ol. Hangi deliğe girdin kadın? Geldim geldim Osman Bey. Ne oldu? Ya sana kaç kere diyeceğim şu kasayı açık bırakma diye. Ha sabah kol düğmelerini soruyordun ya onları ararken açık unutmuşum hemen kapatırım. Ne demek unutmuşum? Unutmayacaksın. Ya düğün takılarıyla doluyken kasa unutulur mu? Tamam canım haklısın. İyi ben Yıldız'a gidiyorum. Ben de geleyim. Olmaz. Sen Eylül'ün yanında kal. Tamam da Yıldız da iyi değil. Ya ben gidiyorum. Kusura bakma ama Nazire'ye teslim edemem gelinimi. İyi madem. Hadi ben gittim. Selam söyle. Bahar bugün alışverişe çıkalım diyorum. Ne dersin? Berat bir şey sordu kızım. Cevap versene. Dalmışım. Duymadım. Bugün bir alışverişe çıkalım diyorum. Hani ne zamandır yatağı değiştirelim diyorduk ya. Bir yerden alacağım vardı. Onu yatırmışlar. Gider bugün alırız istediğini. Gerek yok. Sırası değil. Bir sürü eksiğimiz var zaten. Hoppala ne eksiğimiz var Bahar? Her şeyimiz tam Allah'a şükür. Berat ben istemiyorum. Ben istiyorum. Yani senin için istiyorum Bahar. Yani sen rahat et diye. Anne yatak çok önemliymiş ya. İnsanın bütün yorgunluğunu alıyormuş. Öyledir tabii. Ne güzel düşünmüşsün. Bahar ben evdeyim kızım. Gidin gelin vakitlice. Biraz daha sabret Berat ne olur. Vallahi düzelecek zamanla. Kalbi kırıldı ne yapsın? Biliyorum anne düzelecek. Bahar'ın beni tekrar sevsin de. Ben beklerim. Önemli değil. Oradan ayrılma sen. Ben şimdi Suna ablaya geldim. Buraları ayarlayacağım. Dikkat et. Görüşürüz. Buldun mu yavrumu? Daha değil Suna abla. Arıyorum. Girebilir miyim? Geç buyur.
Suna ablacığım, yardımına ihtiyacım var. Ben bildiğim her şeyi anlattım, daha ne yapayım? Anlatacağım. Hoş geldiniz Kemal Bey. Merhaba. Ferman abi buldun mu? Yok, uğramadı hiç. Ben de şimdi Osman Bey'i arayacaktım onunla ilgili. Uçak bileti hazırmış da. Anlamadım. Ya, acentadan aradılar. Uçak bileti hazır. 2 saat sonra havaalanında olsun dediler. Ferman Bey ulaşamayınca Osman Bey'i arayayım dedim. Yani o da çok merak ediyordu. Tamam. Tamam, sen babama söyle, merak etmesin. Ben bulacağım Ferman abiyi. Yalnız bana bir araba ayarlayabilir misin? Tabii, hemen. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun da hiç içmedin Yıldız abla. Ay yok, yeter bu kadar. Dur, ben alırım. Handan, o günden sonra Kadir'i gördün mü hiç? Yok, görmedim. Annesi eve kapattı. Beter olsun. Ablasını da kapatsalar da keşke gün yüzü göremese. Ama nereden musallat oldular başımıza, anlamıyorum ki. Ya Handan, şimdi tabii benim aklım yeni yeni yerine geliyor. Ben senin yanında Kemal'i sürekli Bahar yüzünden suçladım. Kusura bakma, ne olur. Haklısın Yıldız abla. Ne kusuru? Ama her şey düzelecek biliyorsun. Kemal de onların ne mal olduğunu anlayacak. Keşke dediğin gibi olsa ama. Ne? Ne oldu? O kız yine Kemal'e mi yanaşıyor? Durum bu sefer çok daha kötü. Nasıl kötü? Ay ne oldu Handan, anlatsana. Ya aslında hiç sırası değil ama er ya da geç öğreneceksin. Bu Bahar, bak Kemal duymasın sakın, tamam mı? Ay tamam, söylemem Kemal'e. Lütfen anlat, ne oldu diyorum. Kemal dava açmış. Beni boşuyor. Ne? O kız yüzünden mi? Sakın kimse duymasın Yıldız abla, yalvarırım duymasın. Ben bakarım. Ah Kemal ya, ne yapıyorsun sen? Hoş geldin Osman babacığım. Hoş bulduk kızım. Gel. Hadi çık artık ya, çık. Nebati'm, yavru kuşum. Hadi ver şu mektubumu da gideyim. Oktay abim kızacak vallahi. Ama bıktım bu Oktay abinden senin ya. Kaç gündür yüzüne hasret kaldım zaten. Azıcık daha dur da yüzünü göreyim, özledim lan. Ben de özledim yavru buldurcunu, ben de özledim. Hele sen şu mektubu bir getir, bir bakalım aciliyeti var mı. Abim haber bekliyor. Öyle olsun bakalım. Geçenlerde polisler geldiler yine. Sizi sordular. Haberin olsun. Bana bak. Başınız belada değildi mi sizin? Ya onlar sorar sorar giderler. Takılma sen. Oktay abimle benim bileğimi bükemezler evvelallah. Getirse getirse Kemal getirirdi. Nergis, bak şimdi ben çıksam da buradan yetişemem. Geç kalırım. Yıldız abla, Osman baba duymasın ne olur. Kemal size duyurduğumu öğrenirse iyice düşman olacak bana. Kusura bakma Handan ama Kemal'in aklının başına gelmesi için birilerinin bir şey yapması lazım. Ay ne demek seni boşamak ya? Hem de o servet avcısı aile için. Ya öyle ama. Yıldız, kızım hadi toparlan. Bak, kardeşin senin için seferber olmuş, fermanı arıyor. Vay be, Kemal adam oluyor ha. Kim? Kemal mi fermanı bulup getirecek? Kemal kader yüzünden fermanla kavga etti. O kızın tarafını tutuyor. Ne? Nasıl doldurduysa artık. Kader, şu bacaksız. Kader tabii.
Kemal Ferman'ı suçluyor. Hay! Ben de adam oluyorsam dedim. Yazıklar olsun. O kadarla kalsa iyi. Bak baba söylüyorum. O aile başımıza çok iş açacak. Yıl sabah. Kusura bakma ama söylemek zorundayım. Handan, ne oluyor kızım? Kemal Bahar yüzünden Handan'ı boşuyor. Ne? Sunu ablacığım, mektupta çok hasta olduğunu söyledik. Oktay geldiğinde yatağında olman lazım. Hasta numarası yapacaksın, yapabilir misin? Ay Selim'e kavuşayım da. Ne istersen yaparım. Antalya'da değilmiş kızım ha. Nerede peki? Öğreneceğiz. Hadi şimdi sen benim dediğimi yap. Pijamalarını giy, yatağa gir. Oktay neredeyse gelir. Ya gelmezse? Gelecek Sunu abla. Belki kızımı da getirir. Ben dışarıda olacağım. Ama gözüm burada olacak. Oktay geldiği zaman da onu yakalayacağım. Allah'ım sen çocuğumu bana bağışla ya Rabbim. Baba. Abla kardeş Kemal'in aklını çelmişler. Biri benim evliliğime göz dikti, öbürü Handan'ın mutluluğuna. Çok oldu bunlar. Yetti artık be. Yetti. Anne çıkıyoruz biz. Bir şey lazım mı? Yok yavrum sağ ol. Anne. Anne yeter artık ya. Çıkar beni şuradan. Ya yalvarırım bari izin ver odadan çıksın yazık. Hadi gidin siz. Anne, ben kaderi bu halde bırakıp gidemem. Bana bak. Berat ne diyorsa o. Gidin ne alınacaksa alın gelin. Alo. Alo. İyi günler. Ben Ferman Bey'le görüşecektim ama. Kim arıyordu? Ferman Bey orada mı? Çok önemli. Ben Kader. Ferman Bey yok Kader. Ne vardı? Yok bir şey. Şurayı bir açalım da içeriye hava girsin. Ben de bir Cüneyt'i arayayım. Bakalım ne yapmış merak ettim. Ay telefonumu nereye koydum yine ben ya. Dur. Sen kalkma ben bakarım. Böyle de çok zahmet veriyorum size. Ne olacak canım? Hemen dönerim. Mutlaka bir yere yazmıştır bu bunaklar.
yapıyorsun burada kızım? Ağrı kesicim bitmiş. Odamda bulamayınca buraya bakayım dedim, size bir daha zahmet olmasın diye. Bana söyleseydin ya canım, ben de odanda göremeyince korktum. Yok yok, siz tekrar zahmet etmeyin diye ben yormak istemedim. Telefonunu bulamadım. Nazire'ye söyleyeyim, bir de o baksın. Ben de seni odana bırakayım. Ya benim aklım Yıldız'da kaldı. Osman da aramadı. Bir gidip bakayım diyorum ama. Tabii Zühre anneciğim, tabii. Olur mu hiç öyle şey? Hani ben Osman babaya söyledim ama iyiyim ben. Merak etmeyin siz, aklınız kalmasın bende. Gel o zaman odana bırakayım seni. Acaba hazır yasak mı alsak, yoksa yün mü çırptırsak, ha, ne dersin? Berat, ne istiyorsun benden ha? Niye yapıyorsun bunu? Ne yapıyorum ben ya? Sana da yaranamıyorum, karıma iyilik yapmaya çalışıyorum ben. Neyse canım, ikisini birden bakarız, hangisini canımız isterse onu alırız. Bahar, Sevgi anneyi üzmek istemezsin herhalde değil mi? Sevgi anne böyle yaptığını duyarsa inan çok üzülür. Sen de aynı yerde medil uzattın. Seni ağlatıyorsa, canını yakıyorsa, onu öldürürüm. Keşke uzattım eli tutsaydım geride. Kimse benim yerimde sana zarar veremezdi. Korkma anam. Benim Oktay. Nasıl söylemesin Handan? Bu saklanacak şey mi? Osman baba, ne olur. Kemal duyarsa sizi kışkırttığımı düşünecek. Hem beni sevmiyorsa ne yapalım? Siz de bu kadar kızmayın. Babayla oğlu düşman etmek istemem. O kızla bir ilgisi var mı bu işin? Bahar denen o çapulcuyla. Var tabii baba. O kız yüzünden. Biliyordum. Biliyordum. Ya delireceğim. İki kardeş bir oldular, ailemize göz diktiler. Ne var Nergis? Osman Bey, belki bilmek istersiniz. Ferman Bey'le ilgili bir şey vardı. Uzatma da söyle şunu. Kader, Ferman Bey'e ulaşmaya çalışıyor. Ne? Baba ne oluyor? Bu işi kökünden halletmenin zamanı geldi. Evet, kasa açılacak. Yo yo, eski bir model değil. Yeni, sağlam bir şeye benziyor. Fotoğrafını gönderirim ben size. Tamam. Tamam, ben adresi mesaj atacağım size. Siz İnce'ye doğru yola çıkın. Bekliyorum. Y
Gel. Her yere baktım ya. Ben senin telefon... Aa, buradaymış ya senin telefon. Aa, sen hala bunu mu arıyordun? Yastığımın altında kalmış. Sağ ol. İyi madem. İstediğin bir şey var mı? Ay, aslında var. Canım kahve çekti. Bana çay yolundan kahve alsam da gelsen. Hayatta olmaz. Osman Bey ayaklarından tavana çiviler beni be. Ben sana yaparım kahve. İyi. Badem şırıplı latte istiyorum. Ne? Ne bakıyorsun öyle? Yapamazsın değil mi? E bak biliyorum ben işte. Nazire çok canım çekti. Bir gidip alsan da gelsen. Tamam. Tamam. E peki nereden alacağım ben o şeyi? Benzinlik var ya. Onun yanında var orada. Hah bildim. Tamam. Badem şuruplu latte. Badem şuruplu? Latte. Badem şuruplu latte. Ha evet. Bak Kemal, yine beni suçlamaya geldiysen hiç kendini zorlama. Tamam, belki de haklıydın. Kadere ümit verdim. Ama inan kötü bir niyetim yoktu. Ben Yıldız'ı asla aldatmadım. Ferman abi, kader kötü durumda. Annesi evden çıkarmıyor. Okula bile gidemiyor, evde hapis. Çok üzülüyorum. Ama inan elimden bir şey gelmez. Olaylardan sonra kimsenin karşısına çıkamam. Kader zor durumda ama ben onun için gelmedim. Ablam için buradayım. Ablam günlerdir yataktan çıkmıyor. Tamam. Tamam sana haksızlık etmiş olabilir. Ama sen de onun yerine koy kendini. Bir düşün. Ya sen olsan bir an bile şüphelenmez miydin? Söyle. Kadere karşı kötü bir niyetin olmadığını, ablamı sevdiğini biliyorum abi. Ama arkanda bir sürü yıkıntı bıraktın abi. Ablam da kader de perişan haldeler. Şimdi söyle. Kalacak mısın? Yoksa kaçacak mısın? Çok korkuttun bizi anam. Neyin var? Doktora gittin mi? Gittim oğlum gittim. Dur hele sen nasıl girdin içeri? Kapı açık mı kalmış? Mutfak kapısı açıktı. Oradan girdim. Arabayı arkaya park edince de üşendim öne dolanmaya. Doktor ne dedi sen onu anlat hele. Ne bileyim ecnebice bir sürü laf etti. İlaçlarını al dedi. Durumun iyi değil dedi. Ondan çağırdım seni. Kızımı çok özledim. Burnumda tütüyor. Bugün varım yarın yokum. Onu niye getirmedin? Şey... Ben Konya'daydım anam. Gidip onu almaya fırsat olmadı ki. Burnumda tütüyor. Arada bir sesini duyayım bari. Ararım ararım. Sen hele anlat şu illeti. Neyin var? Neren ağrıyor? Bir şeye ihtiyacın var mı? Anne. Bu odada kapalı kalarak hata mahvettirebilir miyim? Yaptıklarımı geri alabilir miyim? Ne geçecek eline beni bu odada kapalı tutarak? Ben istiyor muyum sana eziyet etmeyi? Anne, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Çağır Ferman Bey'i o anlatsın. Kaç yazar? Kaç yazar kader? Hı? Biz onlarla baş edebilir miyiz? He? Onlara gücümüz yeter mi? Ezip geçerler. Sonunda haklı olurlar işte. Anne. Anne ne olursun. Ben sevmekten başka bir şey yapmadım. Sevdin mi? Biz onların oyuncağı oluruz ancak niye anlamıyorsun? Ha? Unutacaksın. Anladın mı?
Uzak duracağız o aileden. Hadi çabuk. Biri gelecek şimdi. Yakalanacağız. Merkez Bankası'nın kasası sanki mübarek. Ama az kaldı açacağım. Kurtulamaz elimden. Kahretsin. Kahretsin, kalk. Kalk, saklan bir yere. Biri geldi. Saklan. Banyoya gir. Saklan çabuk. Kim geldi? Ay benim, ay benim. Ne çabuk geldin. Taksiyle gittim geldim. Al bademli şuruplu neyse o şeyin işte, al. Sağ ol. Bir koku alıyor musun? Ben bir şey almıyorum. Bir koku geliyor. Ay Nazire, gazı falan açık unutmadın değil mi? Ama zehirleniriz, ha bakayım. Nazire koş, koş. Yatağımızı beğendin mi Bahar? Allah'tan yarın hemen teslim edecekler. Bahar, sana bir şey sor. Bahar. Bak, gördün mü? Hemen hakkımızda dedikodu etmeye başladılar bile. Kadir'i de senin de ağızlarına sakız edecekler. Ama ben buna izin vermem, merak etme. Dokunma bana. Bahar, sen benim karımsın. Hadi herkes bunu görsün, olur mu? Hadi yürü. Şunu. Şimdi kasayı açtığın gibi kilitle. Ben aşağıdaki kadını oyalarken sen de o sırada kaçarsın, tamam mı? Tamam. Kolay gelsin sevgim. Sağ ol Dergüzel. Sevgi Hanım. Buyurun. Benimle geliyorsunuz. Kimsiniz siz? Arabaya bindim hanımefendi. Bilmiyorum kardeşim, kimsiniz siz? Bineceksin. Bıraksana kardeşim, bilmiyorum. Kimsin sen ya? Bırak. Bırak ya, bırak. Ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Anne. Anne ne oluyor? Anne. Anne ne oluyor, nereye anne? Anne. Abla! Yok abi ya, hala çıkmadı herif. Bana bak, bu kesin noktaya haber verdi ha. Benden söylemesi, bana bak, dikkatli ol, tamam mı?
Ha. Ya ne bileyim, şimdi herife haber verdiyse herif senin orada olduğunu bilecek. Ona göre temkinli gelecek işte yani. İyi, dikkatli ol sen de. Üzülme andan, ne olursun. Babam halleder. Ya Kemal seni asla terk edemez. Ben kendi kardeşimi tanıyamaz oldum. Sanki aklını yitirdi, büyülendi. Ama hiç merak etme, ne olur. Hepsi geçecek. Her şey düzelecek. Kemal kimseyi dinlemez ki Yıldız abla. Dinleyecek, dinlemezse babam halledecek. Ya şu salak kızların yüzünden başımıza gelenlere bak ya. Ay bari Zühre anne duymasın, olur mu? Şimdi bir de buna üzülmesin. Ay evet, haklısın. Aman kadıncağızın yüreğine iner sonra. Ben babama da söylerim. Mis gibi çorba yaptım. Vallahi hiç itiraz istemiyorum, içeceksin bunu Yıldız. Ya anne ne olur yapma ya. Handan yaptı zaten, ondan içtim biraz. Ha, kaşık bile sürmemişsin, mutfakta duruyor. Ferman. 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 Geri döndün. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Geri geldin Ferman. İyi misin? İyiyim. İyiyim, çok iyiyim. Ben seni gördüm ya, o kadar iyiyim ki. Ben Kemal'in söylediklerinden sonra bir daha gelmezsin sanmıştım. Ama merak etme. Ben Kemal'in ağzının payını verdim. Kim getirdi seni buraya? Babam mı? Babam nerede? Kemal. Merhaba abla. Handan. Hadi biz gidelim. Sizin konuşacaklarınız vardır. Anne. Hadi seni de bırakalım. Görüşürüz. Cep telefonunu da çaldırdı. Oradan da arayamıyorum. Onun aklına gireceğim diye korkuyorsan korkma. Geçti. Çok özledim kızımı. O seni seçti, mutlu. Ben de pişman oldum. Telefonunu ver de bir konuşayım. Tabii veririm anacığım. Dedim ya kaybetti diye. Yenisini alınca arar o seni. Hadi kalk, bir de ben doktora götüreyim seni. Gittim dedim ya oğlum. Söyle Behlül. Abi. Mektubu Sun'a göndermemiş. Ne demek lan o? Abi Tunç'u gördüm, peşimizdeler. Çabuk çık oradan. Kerestecinin oyunu bu mektup işi. Ne haltlar karıştırıyorsun lan sen? Asıl sen ne haltlar karıştırıyorsun? Ne yaptın kızıma? Niye göstermiyorsun yüzünü? Nereye geldik? İndir şunu. Hemen efendim. İn. İn diyorum. Zor balık bu ya. Ne demek oluyor bu? Korkuttuk mu sizi Sevgi Hanım?
derdin neyse söyle. Bir başına yalnız bir kadınsın. Acıdım, sezetmedim. Ne diyorsun sen be adam? Babam derdi ki... acıma, yoksa acınacak duruma düşersin. Şimdi beni iyi dinle Sevgi Hanım. Dinle ki kimsenin canı yanmasın. İçindekiler en az 100.000 eder. Bozduracak vaktim olmadı. Tamam. Sana güveniyorum. Paranı aldım. Şimdi yok ol. Bir daha sakın beni arama, tamam mı? Osman Kozan'ı da unut. Emredersin. Canını mı yaktın? Özür dilerim, istemeden oldu. Bahar, seninle bir anlaşma yaptık. Bundan sonra benim karım gibi davranacaksın. Berat, ne olur yapma. Bahar, neden beni üzüyorsun? Bak, ben üzülürsem sen üzülürsün. Sen üzülürsen Sevgi anne üzülür, değil mi? Annem bir bilse bana yaptıklarını, bir bilse kadere yaptıklarını. Ben size sahip çıkmaktan başka ne yaptım ki Bahar? Ha, bilse deyince, peki senin Kemal'le yaptıklarını bilse ne olur? Hani beni bırakıp Kemal'le kaçacağını, sonra beni uyutup Kemal'in koynuna girdiğini. Sen benim karımsın Bahar. Sana verdiğim süre doldu. Bundan sonra yeni yatağımızda yeni bir hayata başlayacağız seninle. Sen beni seveceksin. Ben seni seveceğim. İsteyerek olmasa da zorla. Ömrümün sonuna kadar benim karım olacaksın Bahar. Benim karım olacaksın. Çok sabrettim. Kızın oğlumun hayatına girdi. Her şey yerle bir oldu. Evlenmek istedi. Ev istedi. Araba istedi. Ses etmedim. Sonra oğlumu nikah masasında yüzüstü bıraktı. Yine ses etmedim. Gitti Berat'la evlendi. Dedim iyi, tamam. Destek oldum. Takı bile taktım. Ama yetmedi.
senin kızına yetmedi. Yeter. Dinlemek istemiyorum. Dinleyeceksin Sevgi Hanım. Şimdi senin kızın yüzünden oğlum boşanıyor. Bahar'ın bir suçu yok. Var. Bir tek Bahar olsa neyse. Öbür kızım da tebelleş oldu başımıza. Bekar oğlum kalmadı, damadıma göz diktiniz lan. Sevgi Hanım, ben bu numaraları yemem. Şimdi kulaklarını aç, beni iyi dinle. Ne seni, ne de kızlarını ailemin etrafında görmek istemiyorum. Pazını pırtını toplayıp defolup gideceksin bu şehirden. Ne diyorsun sen? Size ilişmemi istemiyorsan, kızlarımı da alıp bu şehirden gideceksin diyorum. Kaybedecek çok şeyim var Sevgi Hanım. Eğer sözümü dinlersen ne âlâ. Yok dinlemezsen olacaklara katlanırsın. Defolup gideceksin bu şehirden. O kadar. Merhaba Oktay.